Hazel Hanım ve Hüseyin Bey yıllar süren bebek hasretlerine son verebilmek umuduyla Zahidi Yetiş'e başvurmuştu ve tedavilerini kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Doktor Refahattin Yücel üstlenmişti. Hazel Hanım 35, eşi Hüseyin Bey 44 yaşında. Hazel Hanım bir kez dış gebelik geçirmiş, dedik neredeyse ölüyordum. Sağ tüpü alınmış, yani bir tüpü var. İki kere hamile kalmış ama çocuklar bir türlü gelişmemiş. Ben size emanet etmek istiyorum onları. Kabul ederseniz çok mutlu olurum. Tabii ki, yani söylediğinizde... Süpersiniz. Tedavinin ilk etabında kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Refahattin Yücel gerekli muayene ve tetkikleri uyguladı. Şeker hastalığım var, evet. Bildiğim kadarıyla. Kaç yıldır şeker hastasısın? 15 yıldır. Yani. 15 yıldır. Ne kullanıyorsun? İnsülin mi kullanıyorsun? İnsülin kullanıyorum, günde 4 defa. Tahallerimi gördüm. O tahalleri tekrar istemeyeceğim. Ama bazı eksiklerim var, onları kan tahallerini isteyeceğim. Bu arada önemli olan bir şeyimiz var, şeker. Onun için mutlaka dahiliye doktoru tarafından takip edileceksin. Şimdi birazdan sizi muayene alacağım. Hemşire hanım gelip sizi hazırlayacak. Hazel Hanım'ı muayene ettim. Ultrasonda rahiminde çok önemli bir problem yok, rahim ağzında. Ama yumurtalıkları bayağı tembel. Acaba yumurtası erken menopoz dediğimiz bir şeye mi giriyor? Ona da bakmak lazım. Bunları bir hazırladıktan sonra bir deneme yapacağız. Muayene ve tetkiklerin sonuçları çıktıktan sonra sıra yumurta toplama işlemine geldi. Bu son yaptığımız tedavisinde yumurtası çıktı. Döllenmen de oldu. Gayet de güzel oldu. Birinci kalite bir embriyon var. Gayet de güzel. Yani insanlar bundan gebe kalıyor. 12 yıl sonra güzel bir haber aldım. İnşallah devamı da olur yani. Şu anda çok heyecanlıyım ve mutluyum yani. Birazdan evet transfere gireceğim. İnşallah mutlu bir haber alırız yani iki hafta sonra. Zahide Hanım'a çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ondan da tüm ekibimde ve doktorumdan hepinizin ilgisi için çok teşekkürler ederim. Yapılan tedavi ve müdahalenin ardından bakalım Hazel Hanım hamile kalabildi mi? Ay, şimdi bu da en heyecanlı bölüm. Hadi bakalım. Nasılsınız? Çok heyecanlıyım. İlk yaptım. Geçmek bilmedi yani. Sen de uyuyabildin mi? Hiç uyuyamadım yani. Çok yani sabırsızım. İçine nasıl geliyor? İçine nasıl geliyor? Şimdi burada bir bebiş var. Ya da yok. Yoksa elimizden geleni yaptık. Varsa zaten dünya bizim. Siz nasıl hissediyorsunuz? İnşallah. Gözleri parlıyor. Anlaşılıyor mu böyle hamile olup olmadığı? Bu arada İnşallah. Hocamız da bilmiyordu. Refahattin Hoca yani sabah kan testi, beta EGC testi almak için kanı gönderdik. İnşallah anlaşılıyor mu gerçekten hamilelik? Yüzünden içi gülüyor, bence var. İnşallah. Hem var hem de erkek diyeceksiniz değil mi? Yok cinsiyeti de. Yok hocam ya, kız da kız olsa da bizim, erkek olsa da bizim. Bence var var. Size kesinlikle de böyle geliyor. Kesinlikle. Şimdi bu kadar şeyden sonra da inşallah olumsuz bir şey olmaz. Yok, var, var. Ama öyle de olsa bizim, öbür türlü de olsa bizim, biz denedik mi? Denedik. Refahattin sence? Hocam, operatör doktor Refahattin Yücel, kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı. Şimdi Abdullah orada. Hocam nasılsınız? Ya teşekkür ediyoruz. Uğraşmanız nasılsınız? Yeter gerçekten. Çok emek verdiniz siz de, sağ olunuz. Ya şöyle evet. Ama hocamın sesini duymuyorum. Yaklaşık zor bir hastaydı. 2,5 aydır kendisini hazırlamaya çalışıyoruz. Ya 15 sene. Yumurta problemi vardı. İlk tedavisi yaptığımız yumurta takibinde cevap alamadık. Yumurta çıkmadı ilk tedavisinde. Sonra tekrardan bir hazırlık ve bazı tedavi eksiklerini tamamladık. Vitaminlerini ve diğer beslenmesini falan düzelttik biraz. En son aldığımız tedavide bir tane folikül gelişti. Yani bir tane yumurta gelişimi oldu. Ve yumurta çıktı. O iyi bir, ay, kaliteli şükür, bir yumurta olunca döllenmesi oldu ve biz birinci kalite bir embriyoyu rahimine yerleştirmiş olduk ki çok zor bir hasta. Yani daha önce hiç yumurtası çıkmamış bir kadın. 15 sene hiç yumurtası çıkmamış. Hocam bir şey söyleyeceğim ya. Evet, ben dayanamayacağım. Siz bir bakın karı koca birbirinize şöyle. Hocam şimdi soruyorum. Şimdi şöyle... Hocam dur öyle değil. Şeyini anlatmayın. Sonra, yani inşallah kötü değildir ama kötüyse de yani duyacağız, yapacak bir şey yok. Siz hepsine hazır mısınız?
hazırız. Ya kötü değil sonuç bizim sınırlarımızın üzerinde. Yani biz buna gebelik olarak değerlendiriyoruz. Oo. Hocam hamile Nihal'i. Yani öyle gözüküyor yani. Ama siz de biliyorsunuz bu konuda da bilgi sahibisiniz. Bravo. Devamını takip etmeniz gerekiyor. Ay kızım. Takip etmemiz gereken acaba sarın bu değer yükselecek mi? Bu değerin yükselmesini takip etmemiz gerekiyor. Ay, biliyorsunuz inşallah. Siz. İki gün sonra Perşembe Cuma günü veya Perşembe olabilir veya Cuma günü bu tahlili tekrarlamamız lazım ki değer yukarı gidiyorsa bu artık iki hafta sonra ultrasondan görebileceğimiz anlamına gelir. İnşallah. O iki İnşallah. Hafta sonraki değer de ultrasonda gördüğümüz görüntü de yeterli değil. Ondan yaklaşık 2-3 hafta sonra embriyonun kalp atışını görmemiz lazım ki artık ondan sonra biz rahat bir nefes alalım. Yani gebeliğin başlangıcı biraz daha stresli oluyor. İlk başta kanda çıkıyor. Yükselmesi lazım. Sonra ultrasonda görmemiz lazım. Sonra da kalp atışını görmemiz lazım. Bu süreci beraber bakalım, yaşayacağız. Başarabilecek miyiz inşallah? İnşallah. Başarırız. Yani amacımız o. İnşallah. Dediğim hocam. Gibi çok zor bir hasta. Önümüzdeki süreçte tansiyonu var, şekeri var. Bunlara mutlaka çok dikkat etmesi gerekiyor. Büyük ihtimalle ileride perinatoloji de devreye girecektir. Bakalım kısmet yani inşallah, kan değeri Perşembe ve Cuma günü yükselmeye devam eder. İnşallah bu süreci yükselir. Devam ettiririz inşallah. Çok başında, en başında bu mutlu haberi veriyoruz ama bu mutlu haber ne zaman gerçekten tam artık tamam diyeceğiz? Bebeğimizin kalp atışını duyunca. Burada kalp atışı. Biraz zaman var ama hocam gerçekten yani bu çok sadece... büyük başarı yaptığınız. Hocama bir alkış rica edebilir miyim ya? 15 sene evlat sahibi olamamış... Hiç yumurtası bulunmayan, gerçekten hani bize başvuran, ümidini de kesmiş olan Hazel şimdi ilk aşamada hamile görünüyor. Ama bu kan değerinin yükselmesi lazım. Evet. Sonra görmemiz lazım. Evet. Sonra kalp atışını duymamız lazım. İşte o zaman oh diyeceğiz, rahat bir nefes alacağız. İnşallah. İnşallah. Sarıl kocama çok sarıl. Teşekkür ederim yani hocam olan. Vallahi çok güzel oldu, çok mutlu ettiniz. Bu süreç sadece Hazel Hanım için geçerli değil, tüm hastaların yaşadığı bir süreç bu. Yani tüm hastalarda bu süreç yaşanıyor. Bazılarında bu devam ediyor ve biz onu kucağımıza alıyoruz. Ve yıllar sonra üniversiteye gidiyorum, üniversiteye başladın diye kapımızdan içeri giriyorlar. Ne güzel. Sarılıyoruz, muhabbet. Darısı Hazel'in de başına inşallah. İnşallah. Hocam inşallah. Çok teşekkür ediyoruz size, darısı tüm evlat isteyenlerin başına. Hadi bakalım, ilk aşama güzel. İyi, hadi devamında gelir inşallah. Güzel tekrar güzel dua ederim. Et. Herkese dua et. Ediyorum tamam zaten. Mı? Ve bak hala kritik aşamadayız. Evet. Tam oldu deme. Allah'ım sen yine duaya devam et. İnşallah sonunda nasip eder. Şey kucağına almayı nasip et. İnşallah. Sağlıklı, amin.